Şimdi neredeyim? Burası Aziz İshak Meydanı. Arkamdaki de şöyle göstereyim. Aziz İshak Katedrali. Bizim matematik hocamız vardı ya, lisede öyle konuşuyordu. Buradaki, şuradaki, oradaki. Şimdi şu oradaki katedral eğer ücretsizse bir girip bakınırım belki. Ücretliyse zaten girmemişim olmaz. Çünkü zaten işlerin hepsi birbirine benziyor. Dıştan çok güzeller de, ayrı ayrı hepsi güzeller de, işleri genelde benziyor birbirine. Bir gidip bakacağım. Katedrale giriş ücretli. Katedrali gezmeyeceğim ama kuleye çıkmak 150 rubleymiş. O parayı verdim. Çünkü St. Petersburg gibi böyle muhteşem bir şehri yüksekten görmek için yoruldum. Yani 150 ruble 10 lira falan işte ediyor. O para haydi haydi verilir yani. İşte ne bileyim yani, sanki o kadar da yani. Yoruldum ya. Oturdum şöyle nehir kenarında bir yere. Bir şeyler atıştıracağım. Akşam düzgün bir yemek yerim de öğlen böyle geçiştireceğim sosisli mosisli, uyduruk kaydırık bir şeylerle. Ne oldu? Bir durum mu vardı? He? Benim sosisliğe şu an göz dikti. Şurada 2 dakika oturayım dinleneyim dedim. Kondulak dedim. Kola içer misin? He? Bak zero bu, şekersiz. Gel. Gel. Yaz bahçesine geldim şimdi. Burası öyle çimlere uzanmalı bir park falan değil. Yürüyüş yolları var. Bol bol bank var. Öyle sessiz, sakin, güzel bir yer. Burası aslında yazdan ziyade bence kışın mükemmel olur. Şu yürüyüş yolları falan karla kaplı olunca muhteşem. Al sana manzara işte. Tam Nuri Bilge Ceylan filmi. Akşam düzgün bir yemek yerim demiştim kendi kendime. Şöyle bir yere girdim. Eski Sovyet tarzında dizayn etmişler. Fena gözükmüyor. Tabii yemeklerimiz bilmiyorum, inşallah yemekleri de güzeldir. Şöyle bir şey söyledim işte. Geleneksel Rus yemeklerinden biriymiş. Bir de yanında bira söyledim. Bu da Rusların işte biralarından biri. Bakalım göreceğiz neye benziyorlar. Şimdi
Şimdi çıktım restorandan. Nevski Caddesi'nde bir akşam yürüyüşü yapmak istiyorum. Zaten gittiğim mekan da o cadde üstündeydi. Şöyle bir gezeyim bu güzelim caddeyi. Dostoyevski'nin evine geldim. Şimdi St. Petersburg'a kadar gelmişken dünyanın en büyük yazarlarından birinin, hatta belki en büyüğünün yaşadığı evi, işte onun hatıralarını görmeden gitmek birazcık ayıp olurdu. Öğle yemeği için böyle biraz alternatif bir yere geldim. Vallahi 3 gündür sanat sepet, içim dışım Tchaikovsky oldu. Şurada biraz Pink Floyd dinleyeyim, 2 bira içeyim. FIFA dev bir alan kurmuştu şehre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için. Şimdi ben finali izlemek için gittim oraya da polis almıyor içeri kimseyi çünkü full kapasite. Ben hatta böyle oyalana nasıl maç saatine giderim diye son ana bıraktım yine. Şu an oraya giremeyeceğim. Yukarıda bir yer vardı. Gözüme kestirdim. Bir oraya bakacağım şimdi. Artık St. Petersburg'da yavaş yavaş vedalaşıyorum. Son bir kez şuraya geleyim istedim. Çok güzel yer ya, yemin ediyorum çok güzel.